Evet, bugün ekonominin karanlık lordu Murat Muratoğlu ve benim sevgili arkadaşım Özlem Gürses'le beraber 100 liraya 4 kişilik Bahar'la da beraber yiyeceğimiz 4 kişilik yemek yapacağız. Yapabilecek miyiz sizce? Sen her şeyi yaparsın Refika, hiç şüphem yok. Bence Murat inanmıyor. Tatlısı, salatası, ana yemeği, yanındaki pilavı, hepsi beraber. 100 liraya bu söylediğin 4 kalem yemeği yapacağız. Yazıcım. Daha bile fazlasını, mezeler de olacak. Ciddi misin? Vallahi tabii. Bile. Nefis vallahi, şerefsizim, otun tadı var. İyice dibinden al, dibinden. Ama ben istifa ediyorum bu olmadıysa. Allah aşkına olmasa. Şimdi alışverişte şöyle bir şey. Malum ekonomik durum belli ya. Bahçelerden çalalım. Bak burada bir sürü bahçe var. Bahçelerden çalabileceğimiz bir şey bulsak çalalım. Tamam. Fakat bütün alışveriş bir yerden yapmayalım. Yani bir ucuzcu markete girip oradan halletmeyelim. Herkese ekmeğimizden, yani bu 100 lira herkese bereket getirsin. Yok artık. Fırıncıya da bereket Çok iddialı oldu ben. Şimdi bu 100 lirayla biz bütün mahalleyi kalkındırmayı düşünüyoruz. Şurada da bir bina yapsınlar istiyoruz. Belediye de kazansın. Yani o yüzden biz bayağı bir dağıtacağız bu parayı. Ekmeğini fırından alırsan, evet. Manavını yani manavdan alırsan, hepsini tek bir marketten aldığında onun bilmem neredeki tepesindeki sahibi ve o şirket kazanır. Paranın bereketini dağıtmak lazım. Güzel bir şey söylüyor. Para verin, dağıtayım ben. siz bana verin, ben dağıtırım şimdi paranın bereketini. Senin söylediğinden para basıp dağıtacak mı? Hadi o zaman. Hadi bakalım. Hadi. Bildiğin biberi aşırıyoruz. Piştiyse biberi tasarruf ederim diyorsun. Bunların biberi olduğuna emin miyiz? Al kokla. Tabii ki bak, bunu da kokla. Nefis. Kelebek olmadan. Şey, lavanta şeysi. Ha? Çiçek veren lavanta değil, kendisi böyle kokuyor. Çok lavanta. Biraz masayı süsleriz. Bundan böyle büyük bir dal alalım şöyle, değil mi? Kökünden çıkartmak üzere Refika yalnız. Büyük bir dal alayım derken. Tamamdır. Nergisler ne kadar? Kaç? Nergisler. Büyük, demet demet. 150. 150. Sağ ol. Tavuk alabiliriz. 100 lirayla tavuk alabiliriz. Alırız alırız. Yani sen ne nasıl bir dünyadan başına... geliyorsun? Zaten bir tavuk alabilirsin. İşte onu diyorum ben de. Yanındaki pilavı. Yok bu... artık. Pirinçle mi alacağız? Pirinç almayacağız. Arka şehri edersin ama vallahi aratmayacak sana. İnşallah. Yanına o humus istedi. Hep onun istedikleri oluyor. Sen ne istersin? Kimse sormuyor. Yani şandon. Ha, ondan evet. Değil mi? Gökkuşağının altında videom yok diye yapıyorsunuz. Evet. Bunları. Hiçbir masraftan kaçınmadık. Sizler için gökkuşağı yaptık. Hayaller bunlar, gerçekleri az sonra izleyeceksiniz. Lirası da yağ, kullanacağımız yağ, zeytinyağı, tereyağı vesaire, o tip şeyler olacak. Arttırdığımız malzemeler var. Mesela sütü yanlışlıkla 1 litre almışız ve aslında 150 mililitresini kullanacağız. Nohutun mesela yarısını bile kullanmayacağız. Dolayısıyla böyle böyle aslında... Niye nohutun yarısını kullanmıyoruz, tamamıyla yapmıyoruz? İhtiyacımız o değil. Tam çok yeriz. Yani niye yani? 2,5 kilo falan humus olur. Şaka yapıyorsun. Vallahi billah. Tamam, o zaman başlayalım. Hadi başlayalım. Yemeği mi yapmak istiyorsun, tatlıyı mı yapmak istiyorsun? Yemek tabii ki. Bir dakika, yemek de mi yapacağız? Ya bu Halk TV'den alıştı ya böyle hep şaşırıp böyle soru sormalara. Ben yemeği yapmak istiyorum. Geldi Halk TV. Sen yemeği yapıyorsun, sen tatlı mı yapıyorsun? Hadi ne? Gel tatlıyı yap. Ben bir şey yapmasam da olur. Ben çok güzel şey yapıyorum. Hayır gel. Sen gel burada. Tavuğu böyle bak, benim parmağım, serçe parmağım gibi ince ince doğru buraya, tavuğu buraya karıştırma ki şey olmasın. Şimdi sen de burada... Yalnız bir şey bak, söyleyeceğim. Bıçak olağanüstü. Teşekkür ederim. Şu gördüğünüz efsane. Bıçak marketlerde 75 lira olur. Burada sadece. Bedava. Bu Brekka'nın özel bıçağı. Biliyorum kaç kişi öldürmüştür, kim bilir. Onu bilmiyorum. Tereyağdan bir çorba kaşığı tereyağını atıyorsun ve bu irmiği kavurmaya başlıyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Sütten yapılıyor. Süt niye bu kadar pahalı Refika? Sütün neden o kadar pahalı olduğu senin kanalına anlatabilir miyim? Şaka yapıyorsun. Hadi anlatabilirsin. Linkine de buradan ulaşabilirsin. Tüp gazında niye o kadar pahalı olduğunu anlatsana sonra. O zaman tahılın neden bu kadar pahalı olduğunu da benim kanalımda. Tahılda sana anlatacağım. Yeterli mi? Vallahi bunu yıllardır anlatmak istiyorum. İçimde kaldı, şişmiş durumdayım.
sütle ilgili çok şeyler anlatacağım sana. Bir bardak irmiği koyuyoruz, tamam mı? Tereyağını içine. Aynen. Bunu böyle tatlış tatlış kavuracağız. Buna süt de koyalım mı? Hı? Süt. Sütü koyalım. 150 mililitre süt, tamam mı? Tamam. Bak, bu kadar ediyor. Ya da un, su, şeker değil miydi ya bu helva? Ben bunu 300'e tamamlıyorum. Süt, su koyuyorum burada. Elini korkak alıştırma, 350 yap. Ha, su mu koydun? Ha? Bizim eski sütçü gibi sulu süt satıyor. Adam da devamlı süt alırdık, sütü azalmazdı adamın. Özlem'in işi bitti Refika. Benim bakayım. İşim bitti. Daha hayvanı iyi. Ne hale soktun? Jülyen dedik ya. Bak Jülyen mesela şu kalıplar var şöyle ya. Mi? Mesela ha? Şöyle. Aynen. O ne ya? Parmak, bak parmak dedik, bu el değil. Böyle oldu mu? Bir yoksa daha, bir daha mı? Bir daha, bunu da ortadan kes. Onun parmağına göre yapmış. Kızım o ne yapıyor? Kenarların bak renk değiştiriyor hızlı. Bileğin kadar yapmışım parmak diye. Bize yediriyorsun. Bak, ama bunu daha ne kadar kavrulacak? Kenarları sıyırmayı unutma. Bak sütü koydum, tamam mı? Sütün içine kakao. 4 çorba kaşığı kakao koyuyorum. Normalde çikolata da koyduk, paramız yetmedi, koyamadık. Bunun içine sana hatta biraz fıstık da koyayım. Dedim sen kredi çekeceksin. Bak fıstık. Bunları böyle temizlemezsen bunlar önce olur. Bir yerler yanık, öbür yerler kavruk olur. Şimdi bunu böyle güzelce eriyene kadar karıştırıyorum. Gayet iyi gidiyor. Bunlar bence aslında normalde ben doğru doğramıştım Bahar. Fakat tavuğu çok göstermek için daha da ince doğrattırıyorlar bana. Oysa ki tavuğu iki paket almıştık. Birini bırakmak durumunda kaldık biliyorsun. Aynen. Ya bütün aile sırlarımızı yer mi be kardeşim ya? İsmici ne kimse sevmez. Şey ya. Bunun içine üstüne böyle biraz tuz koyuyorum. Vay çok havalı. Hangi tuz? Bizim tuz. Nasıl size? Hayır öyle değil. Everest'ten getirdik seni. Evet öyle. Anlatsana tuzu ya. Bu o değil, o değil o. Bu o değil, bu bildiğin. Hadi ondan koyalım olmadı ama. Evet ondan koyalım. Ama pahalı derler. Suyunu kurutup elde ettik. Evet. Ucuza geldi diye. Birazcık zeytinyağı koyduk, tuz koyduk, karabiber koyduk. Bir de 4 diş sarımsak veriyorum. Bak ne kadar çoğaldı görüyor musun? Ya onu söylüyor. Yanıyor. Ya abi nasıl yanıyor ya? Aa bildiğin yaktı elbayı ya. Valla dur bir dakika. Sen git oraya evet. Dur bir alabilir miyim? Arkadaş yani ben bir saattir çeviriyorum ama. Bak sıyırmayla bak bunlar fazla oldu. Vallahi billahi. Tamam ben öyle yerim. Yani tamam, ben paranın yok ben ziyan ediyorsun. Ya inanılmaz bir şey ya. Böyle bir şey arkadaş, var mı ya? Arkadaş bir kere bir saniye durmadım ya. Bir saniye durmadım. Vallahi diyorum. Şimdi bunu bunun içine koyuyorum şöyle. Şimdi kakaolu sos mu yaptınız? Allah'ım telefonu çalıyor. Evet abi. Nasıl ya? Yayın sırasında seni mi arıyorlar ya? Ya yine kızlar. Megan Fox. Ha? Megan Fox? Ha. Uyanmış. Bir şey söyleyeceğim. Ben bu sarımsakları ne yapmam bekleniyor? Artalı mı yaptın? İnce kıy. Sonuçta vitamindir. Bir şey söyleyeceğim. Öyle bir yaktın ki bence anca sarımsak kurtarır. Yakmadım be. Yaktım. Bak gözümüzün önünde yaktın. O çikolatanın rengi. Gel bak bakalım tadına. Al bakalım tadına. Nefis vallahi şerefsiz odun tadı var. İnanılmaz bir... Sen yaparsan öyle. Herkesin elinin lezzeti geçiyor tabii. Gözlenmiş ne? Diyorsun. Çok güzel canım değilmişsin sen. Bak ben bayıldım. Şimdi daha hala çıtır çıtır geliyor ya ağza. Evet gelsin o. Bunu kapatacağız, dinlendireceğiz. Aslında bu biraz şişecek şimdi böyle. On küsür lira pirinç. 3.25 arpa şehriye. Bunun hepsini koyayım mı yarısını koyayım? Ya 3.25'in hesabını yapma artık ya. Bunların hepsi 3.25'e mi mal olacak? Evet. Böyle güzelce kavuruyoruz. Hadi sen bunu güzelce kavur, böyle güzel bir yanık kokusu çıksın. Kavur. Tabii. Ben bunu yıkadım getirdim tertemiz. Tamam. Tavuğa biber almadık. Havuç okay. Aldık ama. Senin şundan koyacaktık. Ha biberiye koyalım. Şöyle koyuyorum biberiye minnak. Koy canım. Tamam. Özlem bayağı tabak süslüyor. Bence yeterli, fazlası acı olur değil tamam. Mi? Tamam. Kabaklar da böyle. İyice dibinden al, dibinden. Abi, bak her şeye remin yetti, buna remin yetmedi ya. Koskoca Murat lütfen fazla lütfen yakmamasını sağlar mısın Murat'ım? Tamam. Yapıyorum da altını çok açmış olabilir miyiz gazı bunu fazla bulup? Vallahi kusura bakmayın bir saattir karıştırıyorum. Vücut çalıştım bak. Ne hale geldim karıştırıyorum. Murat'ım bak burada altını kısabileceğin düğmeler var. Vallahi, bunlardan hiç haber yok. Patron bak, istemedi. Bak baştan başlayalım istersen. Bu ocak ateşle pişiriyoruz patron yemeği. Patron kısıtlamadı. Bak o da bu ateşte yapıyor. Bir sen biliyorsun da biberi daha az koyuyordun az kalsın. Bir şey söyleyeceğim böyle ince. Aynen cips ince gibi. İnce cips gibi. Bu çok güzel oldu. Ne tuzu bu şimdi? Vay çok havalı. Hangi tuz? Bizim tuz. Bu ne tuzu? Yaprak tuzu yazıyor işte. Tamam. Bak olay burada dönüyor. Ne güzel yapıyordum tam. Kurtardı kadın neyse ki yani son saniyede.
Gel at Murat. Niye ben atıyorum? Her şeyi ben yapıyorum bak, ya. Lütfen at, rica at, ediyorum at, yapmasın at. Refika. Vallahi lütfen yapayım. Ya. Hadi gel at. Ne? Bunun üstüne mi atacağım? Bunun içine atacaksın. Onu da bunun içine böyle sıcak sıcak attık. Biraz daha yağ koy ona. Attım bunu da. Bunu da kavur Murat. Azıcık havuç tabakta böyle bir tatlılık veriyor. O çok güzel oluyor. İşte demin anlatıyordum ben. Ekonomi işini bırakıyorum abi. Tamamen çıkıyorum. O sırada yayından çıktılar. Sırf rakip olmamam için. Yani ben artık zaten ekonominin toparlanacağı yok. Mutfak işine giriyorum. Refika'dan biraz bir şeyler kapsam. Ondan sonra ben yürüdüm zaten ya. Tarihli bir çocuğum. Birazcık tuz koysana. Tam şimdi suyunu bıraktı ya. Çekerken tuzu da çeksin. Aha! Tuzu bir görelim mi? Görelim yani. Bak. Üstüne bak. Ya yapmayın ya. Ya nasıl bir kıskançsın sen ya? Bu ne tuzu Özlem? Refika'nın tuzu. Yaprak tuz. Şimdi bunu airfryer'a atmak için koyuyoruz. Aa, bu enteresan bir airfryer'mış. Bak bunun mekaniğini bilmiyordum ben. Havayla güzelce çıtır çıtır olacak. Hı. Şimdi burada en önemli şey yoğurdu güzelce böyle krema gibi yapmak. Eğer bunu yapmazsan karıştırdığında lezzetli olmuyor. Şimdi bunu da kabak için mi? Tabak mezemiz olacak. Bir humusumuz de humusumuz olacak. Salatamız olacak, bir de patatesimiz olacak. Ama ben istifa ediyorum bu olmadıysa. Oldu, şimdi oldu. Ha, gel bakalım. Altını kapıyorum. Kapat. Oo bak. Onu da mı yaptınız? Hayır şey canım, nefis oldu. Bak çok güzel oldu. Buna tuz koyduk mu hatırlamıyorum. Onun içine fıstık mı koydu? Bak bakayım tadına. Aynen fıstık evet. Koyduk. Çok sıcak. Koymamışsınız. Tuz koymamış mı? Yapma ya. Ya bir sürü tuz koydun sen ya. O tuzu hissetmiyordum. Koymuşsunuz, ben koymuşsunuz. Kar gibi yağdırdın tuzları ya. Tamam koymuşsunuz. Ne tuzu bu? Biraz daha su istiyor. Seni istediğin tuzdan koymadık diye yapıyorsun. Yüz derece yani. Yapma da bekleyin sen. Hadi. Dalga mı geçiyorsun be? Dilimi mühürledin, farkında mısın? Bak. Özlem. Bunu da güzelce karıştırdık. Bak iki mezemiz tamam, tatlımız tamam. Humus kaldı. Humusla tavuk kaldı. Biz nohut ıslamış mıydık? Biz şöyle bir şey yaptık, o 40 dakika haşlanması gerekiyor diye. O yüzden ıslak kaldı. Kenarda haşladık. Buna sarımsak koymayı unuttuk. Bir tane sarımsağı böyle iyice püre haline getireceğim. Sen çok güzel kıyıyorsun. Rokaları ince ince kıyıyoruz. Ki böyle biraz Diyarbakır usulü gibi böyle bir ya nar ekşili. Ya bunları baştan söyleyeyim. Bunların hepsine verdiğimiz 7 dolar yani. Dolar bazında bak. Aynen. Buraya. Sen bunu şey yapmayı bilir misin? Taneleri ayırmayı. Tabii. Ama bana bir tane kaşık vermen lazım. Baştan söyleyeyim. Kurallarım şimdi, var. Şimdi azıcık sirke koyuyorum. Çok az. Birazcık nar ekşisi bak. Koyuyorum. Yılbaşı. Zeytinyağı da koyacağız. Tuz da koyacağız. Bitecek. Bu da tamam. Evet, salatamız da tamam. İki mezemiz tamam. Evet bak, Özlem senin sıran. Sahne senin Özlem. Pilav da çok güzel bak, oldu. Bak pilava bak oldu sonunda. Dedim size ben nefis kavurdum onu. Ama bak ateşi çok açıyor. Doğalgazı bol bulmuş. Hadi şimdi bakalım. Tavuğumuz giriyor. Hadi bakalım hayırlısı. Çok güzel kokuyordu aslında. Neden ateşi yüksek açıyorum biliyor bilmiyorum. Musun? Bilmiyorum. Şey doğal paran çok. Hayır eğer öbür türlü olursa tavuk suyunu bırakıp haşlanacak. O yüzden tavanın çok sıcak olması lazım. Böyle mesela hemen karıştırırsın geliyor ya. Evet. Karıştırmayacağım. Bekle. Bekleyeceğim. Biraz o taraf mühürlensin. Biz bu arada Murat'la kaç yıl evvel? İlkay kanalı 2,5 yıl evvel mi? Ayçiçek tarlasını mı anlatacaksın? Evet. Nasıl koşmuştuk orada Refika'yla? El ele Ayçiçek tarlasında Tekirdağ'da. Ben böyle gördüm kanalı ve delirdim. Bu adam ne sıcıda anlatıyor falan diye. Sen ne sonra güzel beraber program yapacağız dedik. Olmadı. Evet, olmadı. Ona yazıyorum o sırada. Yani. 10 dakikada bir şey yok zaten. Ondan sonra konuştuğumuz günde ben bir buğday tarlasındaydım. Ya buğday çok romantik bir kine. Bayağı buğday atadım. Ne atıyorsun? Curry. Benim nanem mi o? Ne? Şey biberiyemiz. Biberiyemiz. Çaldığımız biberiyemiz. Resmen biberiye çaldık ya. Çok daha güzel oldu ha. Biz aslında bu yemeği Refika ile baş başa yiyecektik. Özlem nasıl? Hani vardır ya gelirler. Hala dekorları mı yiyor? Arkadaş ya bir dur neyse, ya. Neyse atayım da bitsin her. Narı da şimdiden döksek mi? Biraz da hiç dökemeyeceğiz. Bu da böyle gayet güzel bir yemek oldu. 4 kişilik. Döküyorum.
Dur, nadir, hayır. Nadir, renk boyar o zaman. Aya, alev. Zamanı geldi. Hepsini harcamasak mı? Allah'ım. Hiç kimse krema dökürken Allah falan demez. Ya yemek yemeden yaşanabilir mi ya? Sürekli diyet yapmaya çalışıyorum ama imkansız bir şey yani. Benim gibi ol. Nasıl? İncecik. Ya da yemekten yemeye diyet yapacağım mesela. Evet. Öğünden öğüne. Öğünden öğüne. Nohutlarımız haşlanmadı. 50 dakika geçmiş olmasına rağmen peki bayağı sert. Peki biz bunu niye itiraf ediyoruz? Her şeyi paket saklamıyoruz. Nohuta. Biz hiçbir şey saklamıyoruz. Hiçbir şey saklamıyoruz. Onun yerine 100 gramlık haşlanmış nohut koyuyorum. Tamam. Çok iyi. Şimdi bunun içine yarım limon koyacağız. 2 diş sarımsak koyacağız. Sarımsak çok pahalı zaten. 2 diş sarımsak koyduk. Limon koyalım. Bunu dur ama çekirdeğini çıkartmak lazım. Çıkar şurada. Değil mi? Elinde öyle. Böyle koyabilirsin. Nasıl? Biraz... Şöyle. Bak şöyle. Sen yapıyorsun onu, ben görüyorum videolarında da. Şöyle. Ha tamam. Nefis bir şey. Evet. Bak arada kalıyor. Kaldı. Harika koktu yalnız. Şimdi bak bu streç filmi bunun içine böyle koydum. Ki bunları böyle güzel servis edebilelim diye. Bir de bana laf ettiniz. Vallahi nefis yapmışım ya. Ellerine sağlık. Ya sağ ol. Bir daha gösteririm ben sana nasıl yapacağını. Ben mi yapayım? Çevir bakalım. Şahım işte benim işim. Aha. Çok bravo, korkuyorum. Çok güzel yaptı. Öyle aferin. Mi diyorsun? Hala biraz sıcak tabii. Evet, biraz yayılabilir. Gayet güzel oldu. Böyle. Özlem kalanı da sen öğrendiysen. Tabii. Yani biz gösterdik sana. Yani ihalenin bana kalacağı en baştan belliydi zaten. Allah aşkına humusa... Narlı bir softa yapacağımı söylemiştim sana. Anladım da suyunu çıkaracağını tahmin etmemiştim olayı. Suyunu çıkarmak derken... Daha geldi patateslerim. Senin patatesleri de koyacak kadar nar rezervim var. Oo. Güzel. Şimdi buna da birazcık yiyorum. Ya hakikaten 90 liraya bu kadar yemek çıkartabilmek çok inanılmaz ya. Hala bu ülkenin, bu toprakların bereketi bu. Gerçekten. Avrupa mutfağından bunu anlatsan anlamaz insanlar. Eksilmesin, taşsın, dökülmesin. Hepimize yarasın, afiyet olsun. Allah Halil İbrahim bereketi versin. Allah olmayanlara da versin. Olmayanlara da versin. 180 liralık sofra yapmak nasip etsin Allah. Şimdi 90 liralık yaptık. 180'e demek neler yapardık ha? Sen Hint yemeği sevmiyordun. Tavuğu sevdin mi? Tavuğu sevdim. Hint yemeği sevmiyordun değil de. Çok fazla baharatlı oluyor, mahvediyor. En çok neyi beğendin? Humus. Ya hepsi çok güzel. Benim fikrim olduğu için galiba. Olabilir. Biraz taraflıyım. Kuvvetli muhtemelen. Ben bunu beğendim arkadaşlar ve sosuna da bayıldım. Bak şöyle patatesli. Bu da çok güzel. Çok güzel olmuş. İçeceklerimizi de daha heyecanlı yapalım. Şimdi bunun içine naneleri de koyuyoruz. Böyle. Gayet bize güzel. Bize bu güzel yemekleri hazırlayan sevgili Refika'ya kaldırıyorum. Hep beraber hazırladık. İyi ki geldiniz. Çok soda içmeyin, dikkatli araba kullanın. İyi yıllar herkese. Mutlu seneler.